Merhaba arkadaşlar, Rolly Film'in montunu tanıtacağım size. Bu mont gerçekten dayanıklı, sürtünmeye de aşınmaya da dayanıklı bir mont. CE onaylı omuz ve dirsek korumaları var. Arkasında yumuşak, soft tabir ettiğimiz bir tane sırt koruması ile beraber geliyor. Fakat bildiğiniz gibi siz bunu istediğiniz gibi, istediğiniz herhangi bir level 1, level 2 korumayla değiştirebiliyorsunuz. Hemen şöyle başlayayım. Ön tarafını bir kapatalım. Nasıl göründüğüne bir bakalım. Şöyle kapatıyoruz ve cırt cırtlı şekilde kapanıyor. Kol ağızları özel yapılmış. Kol ağızlarında çift taraflı bantları var. Cırt cırtlı bantlar. Aynı zamanda bu bantları açtığınız zaman şuradan açılabilen, kol ağızlarını biraz daha genişleten bir fermuara sahip. Bildiğiniz gibi askeri görünümlü bir mont. Aynı zamanda kapşonu var. Kapşonun da aynı zamanda yanlarında sıkmak için şöyle kapşonu da tamamen kapatayım. Ve göstereyim. Tabii şurası bağlıymış. Onu da bir açalım. Şöyle açtığımız zaman tamamen kapatabilen, günlük giyimle de kullanabileceğiniz bir monta dönüşüyor. İsterseniz bunun korumalarını çıkartarak günlük bir mont olarak da rahat rahat dolaşabileceğiniz bir mont şeklinde sokabilirsiniz. Ön tarafta iki tane cebi var. İki tane şu alt tarafında cebi var. Çıt çıtla aynı zamanda desteklemişler buraları. Arka tarafında bir tane artçı cebi bulunuyor. Bu artçı cebinde biliyorsunuz artçınızın rahat etmesi için elindeki cüzdanı, telefonu oraya koyarak rahat etmesini sağlamak için koyuyorlar. Bir tane astar karşılıyor bizi. Sağ ve sol tarafında cepleri var. Sol tarafındaki cebi cüzdan veya telefon, bu tarafta cüzdan veya telefon. Yani o tamamen size ait ama bu taraftaki telefon cebi olarak ayarlanmış. İç tarafındaki astarı şu yanından çıkartabiliyorsunuz. İsterseniz biraz daha ferah giymek için o cebi çıkartarak kullanabilirsiniz. Bu biraz daha hani kışlık ağırlık bir ceket. Çok yaza uygun değil çünkü yazın ferahlaması için herhangi bir delikli iç yapısı yok. İç tarafında bir tane daha cebi var. Cırt cırt ve çıt çıtlarıyla tamamen kapattığınız zaman rüzgardan ve yağmurdan, yağıştan sizi koruyacaktır. Tabii ki bunlar belirli bir seviyeye kadar korumak için aşırı yağışlarda üstünüze bir tane yağmur olarak çıkmanız çok daha iyi olacaktır. Bu montun bir de boynunda şöyle bir cırt çırtı daha var. O cırt çırtı da kapatarak rahatlıkla boynunuzdan rüzgar girmesini engelleyebilirsiniz. Buna bir tane de kask, bir tane de eldiven önereceğim. Rolef'in montuna iki tane kask önerim olacak. Bir de eldiven önerim olacak. Benim bu Doğa Sport kaskını önerebilirim size. Hemen göstereyim. Nasıl bir kask, nasıl duruyor kafada. Polikarbon Dual Sport bir kask. 1500 artı gram. Aynı zamanda tabi bu hani Dual Sport kaskların çoğunlukla camı olmuyor. O yüzden demin giydiğimde gösterdiğim gibi şu tarz bir gözlük kullanabilirsiniz. Bu gözlük Stoico'nun bir gözlüğü. İstiyorsanız buradan ayrı olarak satın alabilirsiniz. Bu Dual Sport kask tabii ki Double D bir bağlantıya sahip. Dışı polikarbon, iç pedleri gerçekten çok iyi tasarlanmış. Burun pedi var, burun çıkıntısı var, alt pedi yok. Ön tarafı gerçekten iyi havalandırmaya sahip ve arka tarafında hava çıkış kanalları var. Diğer bir kask önerim de LS2'nin bir kaskı, onu da getiriyorum. Bu önerim de LS2'nin S560 diye geçen modeli, Stripe diye geçiyor. Bunun ağırlığı da 1400 gram artı 50 eksi 50 olarak değişiyor. Ece 2205 sertifikasına sahip, diğer bel kaskında olduğu gibi bu kaskta Ece 2205 sertifikasına sahip. Diğerinde TRE'yi çıkıyor, bunun da TRE'yi çıkıyor. Bir spor kaska dönüşüyor. Tabii ki bildiğiniz gibi bunların herhangi bir camı bulunmuyor. O yüzden ekstradan bir gözlük almanız gerekiyor. Diğer Stoico'daki renk alternatifleri olan gözlüğü bunda da kullanabilirsiniz istiyorsanız. Sonuçta bir Double D bir bağlantıya sahip demiştim. Bu da şöyle görünüyor. Böyle. İstediğiniz gibi bunun da iç kısımlarını, iç petlerini çıkartabilirsiniz, yıkayabilirsiniz.
Arka tarafında hava çıkış kanalları, üst tarafında hava çıkış kanalları ve ön tarafında büyük iki hazneli, iki taraflı bir hava giriş kanalı var. Bu üst burun pedi var fakat bir çene pedi yok. İstiyorsanız, hani gerçekten soğukta kullanacaksanız ve zor şartlarda kullanacaksanız içinize bir tane bandana giyerek onu ağzınızdan boynunuza kadar kapatabilirsiniz. Bel ve LS2'den örnekler sundum. Şimdi de bir tane eldiven örneği sunuyorum. Bu Tucano Urbano'nun Sepia Invernale modeli. Bunu da hani bu kombinle, bu ekipmanlarla beraber alabilirsiniz. İçi deri, dışı korumalı, üstü tamamen kumaş yapılmış. Özel bir kumaştır. İçi deri olduğu için elinize gelecek zararlarda size yüksek mukavemet, yüksek koruma verecektir. Aynı zamanda baş parmağının yan tarafında kas camınızı silebilmeniz için bir süet dokusu var. Tüm eklem yerleri korumalıdır. Elinize gelecek zararlarda, yaralanmalarda sizi korumak için yapılmıştır. Yüksek bir bilek yerine sahip, aynı zamanda cırt cırtla kapanıyor ve özellikle bileği büzgülü olarak yapılmış. Bunu da fiyatıyla beraber açıklamalara yazıyorum. Diğer bel kaslarının, LS2 kaslarında fiyatlarını, Rolef montunun fiyatlarının hepsini yazıyorum. Açıklamaya yazıyorum. Bunların hepsini mağazamızdan gelip alabilirsiniz. Mağazamız İçerenköy Ataşehir Karakartal Sokak'ta, Bostancı Metro'nun ikinci çıkışındayız. Metro ile gelmek isteyenler için de ekliyorum. Hepinize iyi sürüşler.